Yarışma sonucu belirlenerek 1982 yılında Turizm Bakanlığı'nın onayı ile yürürlüğe giren Kültür ve Fuar Alanı projesi 1990 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Parkın 400 dönümlük birinci kısmı 1997 yılında tamamlanmıştır. Gerek kentsel nitelikli konumu, gerekse doğal, kültürel ve çevre ilişkileri yönünden önemli ve ilginç bir peyzaj potansiyeline sahiptir. Antalya'nın kültür, sergileme, rekreasyon ve dinlenme gibi ihtiyaçlarının karşılanabileceği büyük bir kent parkı niteliğindedir. Parkta 13 bin metrekare büyüklüğünde sualtı aydınlatmaların kullanıldığı yapay kayalardan oluşan şelalelerin bulunduğu çelik ve ahşap köprülerle geçilen 3 gölet vardır. Antalya Kültür Merkezi ile Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi park bünyesinde yer alır. Kır kahvesi ve çocuk oyun alanları da bulunan Hasan Subaşı Kültür Parkı tam bir dinlenme ve gezi alanıdır. Hasan Subaşı Kültür Parkı içinde Konyaaltı falezleri üzerinde yaklaşık 700 bin metrekare alanı kurulu gerçek bir yeryüzü cenneti. Etrafı okaliptüs, tesbih, selvi, akasya, çam, hurma, palmiye ağaçları ile çevrili, yeşili ve yüzlerce tür çiçek bahçeleri ile bir botanik bahçesi görünümündedir. Kır kahvesi ve çocuk oyun alanları da bulunan Hasan Subaşı Kültür Parkı tam bir dinlenme ve gezi alanıdır. Parkların bilinen işlevsel, estetik öğeleri ve kullanımları ile yeşil dokusunun oluşturduğu görsel özellikleri dışında bazı ayrıcalıkların yaratılması durumu onlara farklı bir statü ve ün kazandırır. Bu anlayış içinde Hasan Subaşı Kültür Parkı'na özgünlük kazandıracak özelliklere yer verilmiştir. Alanda değişik özellikler taşıyan bir vejetasyon örtüsü bulunmaktadır. İlki, alanda doğal olarak yetişen ve yöreye özgü maki formasyonda olan doğal bitki örtüsü, ikincisi de çeşitli düzenlemelerle alana yapay olarak getirilen kültürel bitki örtüsüdür. Arazi plastiği genellikle dikey karakterde kireç taşı, kalker ve travertenlerden oluşmaktadır. Parkta spor tesisleri, çocuk oyun alanları, VC, çay bahçeleri, kafe, barlar, yürüme yolları, dinlenme cepleri yer almaktadır. İçinde değişik renkli balıkların olduğu küçük göletleri, ördek ve kaz çeşitlerini ve tavşanların içinde yaşadığı küçük kafesleri görmek mümkündür. Şehir merkezine yakın olduğu için yöre halkının tercih ettiği yürüyüş ve gezi alanıdır. Park ve orman özellikleri korunarak rekreatif öğeler ile donatılmış bir botanik bahçesi olarak projelendirilmiştir.